Evet Sayın Hocam, artık kamplar bitti, çalışmalar bitti. Evet, bugün itibariyle takım biraz sonra hareket edecek. Taraftarınıza mesajlarını alalım. Son durum nedir, sakatlıklar ve takımdaki durumlar? Teşekkür ederiz. Evet. Söz sizde. Öncelikle Hacı Şükrü kardeşimizin sabah babasının vefat haberini aldık. Tabii bizim için çok üzücü bir durum oldu. Beklenmedik bir durum oldu. Yakınlarına başsağlığı, Pazarsporumuza da çok emek vermiş bir abimizdi, çok değerli bir abimizdi. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyorum, Allah sabırlar vermesini diliyorum. Hayatta bu işler, böyle şeyler olabiliyor, hepimizin başına gelmiş. Tekrardan ailesine başsağlığı veriyorum, sabırlar diliyorum. Onun dışında tabii ki de çok uzun bir kamp süreci geçirdik. Bütün çalışmalarımız, bütün yapmış olduğumuz hamleler tabii ki gerçek sahne maçlar içindi. Bu hafta da kağıt üzerinde baktığımızda Küçükçekmece Spor kendilerine göre tabii ki büyük bütçeler harcamış bu grubun kağıt üzerinde dişli rakiplerinden biri olarak görünüyor. Fakat biz de en iyi şekilde hazırlandık. Kendimize göre mücadelemizi vereceğiz orada İstanbul'da. İyi bir şekilde dönmeyi düşünüyoruz. İyi bir şekilde oradan iyi bir sonuçla ilk maçlar genelde takımlar bizim için de bence onlar için de çok hazır bir durum çıkmıyor ne yazık ki sporcularda. Bu maçlarda bence daha çok sonuç alabilmek önemli. İlk 3 hafta için ben böyle düşünüyorum. İyi sonuç almak gerektiğini düşünüyorum. Puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. İstanbul'da bizim evimiz gibi. Mutlaka bizi taraftarlarımız yalnız bırakmayacaktır. Onlara da inşallah geldiklerinde pişman olmayacakları güzel bir şekilde bir müsabaka izletmeyi düşünüyoruz. Hocam Şükrü'yü duyduk. Tekrar Çiçek ailesine başsağlığı diyoruz ama bunlar ince sakatlık durumu nedir? Yani kadroya almadınız, götürmediniz. Ne durum? Takımın sakatlığı. Furkan kardeşimiz, sol bekli Furkan kardeşimizde biraz ağrılar oldu. Onu da Cuma'ya kadar denedim. O da katılamadı. Bir tek o Şükrü'de Furkan'la ilgili eksiklerimiz var. Ama onların yerine de oynayacak kardeşlerimiz hazır bir şekilde bekliyorlar. Onlar da şansları değerlendirecektir. Emre'nin durumu nedir? Emre Kalkan'a en son. Emre Kalkan'da bir 10 günlük bir süreci vardır daha takımda çalışmasına. O da iyiye gidiyor. Sonra raporları evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. İnşallah puanlarını bekliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, dediğimiz gibi az önce maalesef evet değerli oyuncumuz Şükrü'nün babasını kaybettiği haberi geldi. Tabii ki üzücü bir olaylar. Evet, Çiçek ailesine tekrar başsağlığı diyoruz. Evet, takım da yavaş yavaş artık İstanbul'a uçmaya hazırlanıyor. Ayrıntıları gündempazar.net'ten takip edebilirsiniz.